Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Entschuldigt sich für die Verspätung. Was soll das? Wo ist Banu? Banu Hanım ne zaman gelecek diye soruyorlar. Banu Hanım ailevi bir mevzudan ötürü bugün bizimle birlikte olamayacak ama biz işimize bakabiliriz. Er sagt, dass Banu aus familiären Angelegenheiten nicht kommen kann. Wir können aber das Geschäft auch mit ihm besprechen. Was soll der Quatsch? Wir arbeiten mit Banu. Ohne Banu kein Geschäft. Biz Banu Hanım'la işi yapıyoruz. Biz Şef Bey. Eğer gelmeyecekse biz de gidelim. Tamam. Tamam, gelecek. Biz sizi bir iki saat burada ağırlayalım. O arada Banu'ya ulaşmaya çalışalım. Er sagt, dass Banu hier drin ist. Bis wir uns noch ein wenig gedulden können. Üşüdüysen bir yere oturabiliriz. Yok, üşümedim. Severim böyle havaları. Beni de bu güzel havalar mahvedecek galiba. Orhan Veli. Severim. Ben bu duygusal meselelerde pek iyi değilim. Tamam, futbol falan konuşalım istiyorsan. Offside yorumlayalım. Sen aşk filmleri falan da sevmiyorsundur şimdi. Hmm. Aşk romanı falan. Sen? Babamın bana aldığı ilk kitap şiir kitabıydı. Hiç unutmuyorum. İçinde de tabii bir sürü aşk şiirleri var. Ama tabii o yaşta futbolla aşkı birbirinden ayırt edemiyorsun. Küçüksün, ikisi de aynı şey senin için. Babam böyle her hafta bana kitap alırdı. Her kitabı verirken de bak oğlum, insan okuyarak bilir ama yaşayarak öğrenir derdi. Sonra? Sonra ne? Sonra ne oldu? Sonra büyüdüm. Büyümek çok hoşuna gitmemiş. Senin gitti mi? Ben zorundaydım. Ben de. Otele girerken gördüm. Hadi. Sen ciddiysin. Evet, hadi. İyi de ben de adil olmayan bir yarışa girmem yani. Aşırı özgüven insana hata yaptırır Ferhat. Dikkat et. İyi, hadi o zaman. Tebrik ederim. Anne tebrik ederim. Vallahi zorladın beni. Güzel mücadeleydi.
Çünkü ben oyunun tadını çıkardım. Ama sen sonuca odaklanıp bütün eğlenceyi kaçırdın. Gidebileceği her yere baktık. Telefon da hala kapalı. Şimdi söyleyeceklerimi aynen çevir. Gördüğünüz gibi Banu'ya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef ulaşamadık. Ben ailevi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Banu olsaydı işimiz aksamasın derdi. Ben de aynısını söylüyorum. İstediğiniz gibi taşlar ülke dışına çıkacak. Bu konuda ben şahsi garanti veriyorum. Wenn auch nur das geringste Problem auftritt, wird's fies für ihn. Eğer bir problem yaşanırsa, bunun bedeli olur. Yaşanmayacak. Ama merak etmesin, bir sıkıntı olursa o bedeli ben ödeyeceğim. Bunun değerli kolu vardır. El sıkıştıktan sonra geri dönüşü olmaz bu işin. Hoş geldiniz efendim. Kaç kişisiniz? İki. Buyurun sizi şöyle alayım. Gamze. Uyuyun. Cesur. Hı? Bu sevkiyat gecikirse ne olur? Ne olacak? Kellemiz gider. Yarın sabah sevkiyatı yapıyoruz. Herkes ne hazırlığı varsa yapsın. Bu iş çok önemli, hata istemiyorum. Hata olur, hata yapanın kafasını koparırım. Hadi. Yapın hazırlıklarınızı, yürü. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sipariş verelim mi? Çok acıktım. Hemen. Pardon. Menü alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum. Burada olmaktan mutsuz musun? Onu nereden çıkardın? Biraz gergin gibisin.
Galiba senden korkmaya başladım. Neden? Çünkü pat diye bir şey soruyorsun. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Gördüğün gibi. Şok iyidir. Hayat bana şunu öğretti Ferhat. İnsan susarken daha çok şey anlatır. Yani insanın sessizliği kelimelerden daha yakındır gerçeğe. O yüzden ben ne söylediğine değil, daha çok nerelerde sustuğuna bakarım. Vay be. Ne güzel. Yani sen ne söylersen söyle, ben anlayacağımı anlarım diyorsun. Hı? Tam olarak öyle değil. Kimi arıyorsun Ferhat? Öldüğünü söylemişti. Salim babam benim öz babam değil. Yani ben ona hakiki babam diyorum ama ikimiz de yetimiz işte. Ben sana anlattım ama sen bana anlatmadın. Tam anlatıyordum, Sadık geldi. Hem sen de bitiremedin. Bir kadını anlatıyordun, neydi o? Şehnaz mı? Evet, evet. ...12 yaşındaydım. Şehnaz denen o kadın Ömer Bey'i ayartmış meğerse. Ne diyorsun? Ya Yılmaz abi de bunu duyunca deliye dönmüş tabii. O yüzden öldürmüş hepsini diyorlar. Allah'ım sen esirge yarabbim. Kadına ne olmuş peki? Şehnaz'a mı? Hı hı. Ne olacak canım? Köyüne dönmüş akbabaya. Bu çocuklar perişan oldu. Ortada mı kalacaklar? Yok canım bir şey olmaz. Ne olacak peki? Memleketten babaanneleri geliyor. O bakacakmış. Ne de olsa zengin çocuğu bunlar. Ortada kalırlar mı hiç? Köyüne dönmüş akbabaya. Ferhat. Daldın. Sen öyle anlatınca gözümde canlandı. Kitap okuyunca da aynısı oluyor. Hayal etmek güzeldir. Güzeldir.
Geliyorum hemen. Gitmek zorundayım. Efendim. Şirinim. Banu. Bu hali kullanma, merak kullan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.